Günaydın arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. İnşallah biraz alıştınız. Sadece her haftada 3 tane 3 video paylaşıyorum. Ben alışmaya çalışıyorum hala. Geçindeki video biraz hastaydım. Hala çok iyi hissetmiyorum ama bugün biraz daha iyi yani. Şöyle çok baş ağrım vardı. Yani dolu affedersiniz ama dolu suluk var. Yani çok iyi hissetmiyorum ama bugün daha iyi. Ve sizinle güzel bir şey paylaşmak istedim. Bir hafta sonra pazar günü de Turgutlu'ya doğru gidiyoruz. Çünkü benim arkadaşım yaşıyor orada. Hollandalı bir arkadaşım. Ve onun çocukları sünnet düğünü var. Çok heyecanlıyız. Yani ilk defa böyle sünnet düğüne gidiyoruz. Zaten biz genelde düğünlere gitmeyi seviyoruz. Ve sünnet düğünlerde herhalde aynı tarz gibi yani dans edeceğiz, güzel eğleneceğiz. Yani seviyoruz biz. Ben ne giyeceğimi çok düşündüm. Yani yeni bir şey mi alayım? Gardırobumda bir şey var mı diye belki gerek yok. Bu benim böyle yakın ailem olmadı diye çok abartmak istemiyorum. Böyle yani süslü elbiseler var ya. Gerek yok benim için. Ondan gardırobumda çok güzel bir yer. Şık böyle dantelli tulum var. Rengi siyah. Onu giyeceğim. Size göstermek istedim. Bak arkadaşlar şöyle dantelli bir tulum var. Çok şık. Abartmak gibi bir şey değil. Şöyle bir kemer var. Bunu çok beğendim. Dur bir giydireceğim. Şu an arkadaki fermuarı komple kapatmadım diye biraz şey gözüküyor herhalde ama şöyle olacak. Çok beğendim. Burada tabii ki de güzel bir küpe takmak istiyorum. Bak bu küpelerim benim kendim küpelerim. Bunu her gün takıyorum. Yani böyle özel bir yere gitsem de yine takmak istemiyorum. Alena'nın dans kursundan bir arkadaşım var ve o çok güzel takılar satıyor. Ve bana birkaç tane verdi. Bunu şimdi denemek istediğim ve sizden fikir almak istiyorum. Bunun sayfasını burada bir paylaşayım. Çok güzel yani. Bence bir gidin bakın Antalya'da bu kadın ve Instagram'a da satıyor. Online alışveriş de yaparsınız. İlk bunu çok seviyorum. Bu çok sade. Zaten biliyorsunuz ben sade bir kadını böyle abartmayı sevmiyorum fazla. Ama belki bu gündüz için çok daha iyi. Belki böyle partiye gidersen olmuyor ama ben bunu çok beğendim. Bir tane benziyor buna. Yani aynı tarz gibi ama arkadaşlar bunu çok hoşuma gitti. Ama bu rose gold oldu diye bilmiyorum. Belki bana yakışmıyor. Bu normalde arkada duruyor. Bak şöyle açarsan şu arkası oluyor. Ama istersen şöyle de takabilirsin. Ben şimdi böyle bir şekilde takayım. Çünkü ben o şekilde çok seviyorum. Bak. Sizce oldu mu olmadı mı? Ben bilmiyorum yani. Rose altım belki benim cildime fazla yakışmıyor. Ama tarzı da çok beğendim. Bunu da çok seviyorum. Bak buna çok şık gerçekten ama bilmiyorum bana yakışıyor mu diye. Sizce nasıl? Şunla birlikte yani düşün. Yoksa bu biraz gündüz bir şey mi? Bilmiyorum. Çok hoşuma gitti bu tarz. Bunu çok beğendim ama zaten aylar hiç gümüş giymiyorum, takmıyorum. Eskiden takıyordum. Ama bu tarz çok tatlı. Gerçekten. Belki o günde gümüş takabilirim. Ben normalde gümüş, hep gümüş. Hayatımda bir kere altın giymiyordum, takmıyordum ama bilmiyorum birkaç ay önce öyle bir şey hissettim yani. Belki altın bana çok daha yakışıyor. Ve en son bu iki tane takım da var. Bunlar benziyorlar zaten. Ya yani aynı tarz gibi. Birisi rose altın, birisi gümüş. İkisini de taktım. Birisi böyle. Birisi şöyle. Valla bence gümüş artık çok fazla sevmiyorum ben ama bu model çok beğendim. Şöyle karar verirsiniz arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. Hangisi takayım o gün? Yorumlarında bırakın. Onun sayfasını açıklamada bırakayım bir daha. Ve bence bir gidin bakın çok güzel ürünleri var. Fiyatları da güzel, kaliteli. Kararmaz böyle çelik ürünleri. Bence bir bakın. Bugün çocuklar evde. Alena'nın oku yoktu. Çünkü bugün bir mezuniyet için bir yere gidecekler. Alena katılmıyor yani. Bütün sınıf katılmıyor gibi zaten.
Çok para istiyorlar diye. Anlamıyorum zaten öyle şeyleri. Neden para soruyorsunuz böyle şeyler için? Git bir okulda bir şey yap. Güzel bir organizasyon yap. Ama bunlar abartmak istiyorlar. Bir yere gidiyorlar böyle. Bir kişi 500 TL oluyor. Böyle pasta, yemek ve bir fotoğraf. Yani şey demişler. İstersen bir tabak alabilirsin, paylaşabilirsiniz. Yani kusura bakmayınız ama ben böyle bir yere gitsem, böyle lüks olarak bütün çocuklarım ve eşim için ve kendim için bir tabak istiyorum. Herkes bir tane parça pasta, bir tabak yemek. Ne de paylaşırız? Zaten abartıyoruz ya. O zaman biz de abartacağız. Ama sınıftan bir sürü çocukla gitmeyecekler diye ben de gitmek istemiyorum. Yani ben 2500 TL ödeyebilirim. Sıkıntı yok. Ama yani mezuniyete gidersen onu bütün sınıfla yapmak istemez misiniz yani? Bütün çocuklar arkadaş olarak hep birlikte böyle mezuniyet yapmayı daha güzel bir şey değil mi? Yani bir sürü insan katılmayacak. Neden sizce? Yani para konudan. Sadece para konudan gitmeyecekler. Ben baktım baktım böyle mesajlar geldi o günlerde. Dedim ki ben gitmeyeceğim. Gerek yok yani. Ben neden 2500 TL ödeyeceğim? Sınıfta sadece 5 kişi gibi giderse. Gerek yok bence. Yani tabii ki Aleyna için üzüldüm ama çok abartılı bir şey. Neyse Asena daha iyi hissetmiyor diye. Asena da okula gitmedi. Ve dedim ki ben de iyi hissetmiyorum hala. Miraç da evde kalsın. Ben o zaman neden eve git şey ben o zaman neden onu okula göndereceğim istemiyorum yani. Ben bir kere karar verdim yani. Normalde hep onlar gelmiyorlar. Çocukla okula gelmesinler diyorlar. Bugün ben karar verdim. Neyse bunu da göstereyim bak. Bunu dolaptan aldım ikinci el. Ben ikinci el alışveriş yapmayı çok seviyorum. Ben tam Hollandalıyım hala. Bak şunu görün. Çok güzel. Şu beyaz gömlek zaten vardı evde. Ama bu yelek ve pantolonu dolaptan aldım. Biraz büyüktü. Onun yüzünden terziye gittim ve terzi buradan çok güzel bir şey yaptı. Yani şimdi süper oldu. İnternetten bir kravat siparişi verdim. Lacivert rengi. Onu da gelecek inşallah yakın zamanda. Ve hazırız yani. Kızlar için zaten elbiseler vardı. Onları yeni almana gerek yok. Cihat'ın kıyafetler o da var. Ve iyiyiz. Böyle gideceğiz. Çok güzel. Kim var burada? Hey. Hey schat. Hey moppie. Hier is een lekker te drinken. Ay çok tatlılar ya. Arkadaşlar yine söylüyorum. Kedi almayı düşünüyorsanız lütfen bizden bir tane alın. Lütfen. Para istemiyoruz. Satmıyorum. Yani sadece güzel bir sahibi bulmak istiyorum. Antalya'dayız biliyorsunuz. Belki tanıdığın bir insan var burada. Onlara da söyle. Kediler var orada. Çok güzel. Gri kediler. Çok tatlı. Onu düşün. 3 tane güzel yavru var. Aa, çok ayıp ya. Çok güzel yani. Hiç soğuk değil ama bak saçlarıma bak. Çok rüzgar var. Dün zaten çok yağmur yağdı ya. Çok değil ama bir yanda çok yağmur yağdı. Hiç soğuk değil hiç. Çok sıcak bile yani. Ben bir ekmek almaya gidiyorum. Ve çocuklara güzel bir kahvaltı yapalım. Bugün çocuklar için bu tarzına yumurta kıracağım. Oldu mu çocuklar? Yumurtayı daha denemedim gördüm. Ama böyle tatlı olmadı mı yani? Hı hı. Asena, o tableti çıkar. Çok lezzetli. Tablet ver. Tamam. Asena yine biraz rahatsız maalesef. Ona kalpo verdim. Biz biraz yatacağız değil mi kızım? Sen nereye gidiyorsun Aleyna? Doğru deme ama şey yap. Duymasın. Dışarı oynayacağız. Ha tamam. Kapıtayım ağız yapalım. Şey taktı mı sen? Evet. Hatta sevmeyin. Hey. Söyleme. O çocuk hasta. Saat 3'te geri geliyorsunuz. Saat kaç şu an? Uf, o ne demek saat 3? Saat 3. Ne oluyor o saat? Tam ne demek o? Saat 3. Tam 3 nasıl yazılıyor? He, 3. 15. Ha, tamam. 15. Onun akıllı saat yok mu? Değil. Ama akıllı saati vardı.
Yok, çalışmıyor artık. Orada arayabiliyordun onu. Ha. Ben gidiyorum. Hadi. Bak. Şşt. Güzel oyna. Okey. Ara var mı burada? Yok değil mi? Ateşlisin ama ben anlamıyorum. Hadi gel biraz uyuyalım, tamam mı? Olur mu? Tamam kızım. Pet. Tamam kızım. Kimse yoksa geri dönüyorsun Aleyna. Tamam anne. Orası herhalde kalabalık. Ama değilse? Mesela. Maalesef. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler. Geldik. Aleyna ve Miraç burada. Birisinde voleybol oynuyorlar. O çocuk voleybol oynamayı biliyor ya. Hadi dedim be. Ki, Biz oyun parka gideceğiz. Biraz daha geçeceğiz biz. Gel. Anne orada bak. Evet. Gel. Hadi ver. Tamam. Ha, tamam. Eli ver. Tamam. Bunu hele ver. Verdim. Onu düşeceğim. Düşme. Orada git. Şimdi orada gittim. Tamam. Sen ne güzel Türkçe konuşuyorsun kızım. Evet. Nereden öğrendin? Okulda mı? Evet. Bak, orada bakalım mı? Aha, bakalım, tamam. Bak, orada bak. Tamam, bakacağız orada. Değil mi? Ne yapıyorsunuz? Mega basketbol ezik. Kimle konuşuyorsun? Mama, mega basketbol. Ben Mikhail. Hangi arkadaş? Mama, Veche, Çınar'ız mega basketbolu. Veche ve en değil takımız et. Hüseyin bağırdı. Mama. Ya. Ben zaten lunch hazır. Tamam. For you. Tamam. Günaydın. Bugün cumartesi günü ve... Bugün normal yumurta yapmadık ama... Normal yumurta. Normal yumurta ama bugün böyle. Bugün haşlamış yumurta yiyeceğiz. Aleyna sen de geliyor musun? Evet. Hadi. Ve... Bugün böyle yumurta yiyeceğiz. Güzel güzel karpuzumuz var. Karpuzumuz. Hadi kafama çatlıyorum ha. Bir. Ay acı. Öyle olmaz. Daha sert yapan lazım. Yaparsam acaba? Hadi bir yiyelim. Hayır ama. Hadi yarışa var mısınız? Hadi yap bakayım. Hayır evet. Öyle değil. Ya kafana tak. Böyle tak. Bir. Ay bu ne değil? Oo. Bu da al. Sen de yapacak mısın? Sert olman lazım. Yapsana. Acar. Ama şurası değil. Şurası. Bir, iki, üç. Sen yap. Sert yap. Sen yap anne. Ben mi? Evet. Oldu. Acımıyor. Yap. Bir, iki. Sert, sert vur. Kendine çok sert vuracağım. Yapamıyorum. Ya yaparsın öyle ya. Ben yapayım mı sana? Hayır. Bazen TikTok'ta görüyorum ama onlar pişirmedi. Böyle yapıyorlar. Yok, bu pişirmiş ya. Arkadaşlar bana soru sordunuz. Hala üstünde oturuyor mu diye. Ördek. Bu rengiler değişti ya. Ben... Ama... Bunlar bozuk mu yoksa böyle mi olması lazım doğum yani yakın zamanda başlıyor diye. Ben anlamıyorum. Bunu da böyle. Bilmiyorum ya. Bence bunlar bozuk. Bunlar boş herhalde ya. Ben inanmıyorum. İçinde herhalde bir şey yok. Sizce var mı? Hiç anlamıyorum. Bu rengi böyle. Nasıl anlatayım? Dur ışık. Işık takarsam. Güneş nerede? Güneş burada. Şey diyorlar ya. Işıkta bakarken böyle bir şey görebiliyorsun.
Hiç anlamadım ben. Hiç anlamadım. Bence bir koku var yani. Dışarıdan bile bilmiyorum. Bunlar... Sizce bozuk mu, bozuk değil mi? Yani baksana bir daha. Bak. Bu renkler. Bunlar kokuyorlar bunlar. Bunlar bozuk. Bunlar bozuk. İnanıyorum. Bunlar bozuk değil. Bilmiyorum var mı bir şey içinde. Şimdi Asena ile hastaneye gidiyorum. Zaten 17 Mayıs'tan itibaren böyle ateşi var ama her gün değildi yani. Vardı. Ondan sonra bir gün yoktu. Ondan sonra yine gecede biraz vardı. Sonra yine yoktu. Yine vardı. Hep geri geliyor. Ben artık güvenmiyorum. Neyse şimdi hastaneye gidiyoruz o zaman. Dedim bugün cumartesi günü. Yani acile gideceğim. Gecede ateşi vardı yine. Sabah da yoktu. Şimdi saat 12. Şimdi yine geldi. Şimdi tam tamam o zaman. Yani hemen görebiliyorlar. Hadi gidelim kızım. Yürü. Yok onlar evde kalıyorlar. Hadi. Birlikte gidiyoruz. Arkadaşlar bugün hiç video çekmedim artık. Asena ile hastaneye gittim. Kan aldılar. İlk almak istemedi doktor. Diyor ki pazartesi günü yapalım. Dedim ki yani gerek yok pazartesi günü. Bugün yapalım. Çünkü zaten 8 gün böyleyiz. Onun yüzünden tamam dedi. Ve kan sonuçlar böyle yüksek CRP çıktı. Yani şu an antibiyotik var. Anne. Ben normalde antibiyotik kullanmayı sevmiyorum ama bu sıkıntı baktı. Bitmiyor diye. Anne bir şey baktı. Çok bir şey baktı. Hamici baktı. Orada baktın mı? Evet bir tane böcek geldi. Diyor ki orada bir tane böcek var bak. Bak orada göremezsiniz şimdi ama herhalde şöyle. Ve herhalde bu pis alanın cezaları normal böcekler. Pis anne. Anne pis. Çok pis. Çok pis. Evet. Ben bunu yiyeyim. Ama ben bunu... Merak ettim. Bir bakalım mı yakından? Bakayım. Kocaman bir şey ama ne o? Göremiyorum. Ay Puki git. Pamuk Durek. Bu ne? Bu nasıl bir hayvan? Aa dur. Pamuk git. Ay korkuyorum lan dur. Yapma. Ay bu ne? Kara Fatma mı? Öyle demiyorlar mı? Ay hamam böcek değil dur. Ama yine korkuyorum dur. Neyse ben şu an yatacağım. Çok yorgunum. Asena hala uyumuyor yani o şey öyle de uyudu diye. Şu an uykusu yok ama hasta çocuk. Onun için de birlikte yatacağız. Bu videoyu inşallah beğendiniz. Lütfen beğenmeyi unutmayınız ve bizi takip etmeyi unutmayınız. Ve yeni videomuzda yine görüşürüz.